10 taç vardı. Başlarının üzerinde küfür niteliğinde adlar yazılıydı. Gördüğüm canavar Pars'a benziyordu. Ayakları ayı ayağı, ağzı aslan ağzı gibiydi. Şimdi buradaki tarife baktığımızda hemen aklımıza Daniel 7 geliyor. Orada da Pars, ayı, aslan vardı ve en son bir canavar. Hepsinin birleşimi. İşte bu, orada baktığımızda ne vardı? Bu kral sırasına göre en son olarak geliyor. Sanki önceki bütün kralların en kötüsü. Birleşimi, zirvesi gibi. Anlatabiliyor muyum? Burada yine karşımıza çıkıyor. İlk özellik sudan çıkması. Sudan çıkması ne demek? Unutmayın, kutsal kitap Yahudilerin bakış açısından yazılmıştır. Yahudiler için su ne demek? Akdeniz demek. Akdeniz her zaman için diğer ulusları, pagan ulusları temsil ederdi. Deniz korkutucu bir şey. Değil mi? Dolayısıyla ne demek istiyor burada büyük olasılıkla? Mesih karşıtı diğer uluslardan çıkacaktır. Diğer uluslardan çıkıp Rabbin halkına meydan okuyan biri olacaktır. Aynı zamanda yeni başı ve yeni 10 tacı vardır. Tamam. Bu ne demek? Nasıl bir şey bu? Gördünüz mü orada? 10 boynuzlu, 7 başlı bir canavar. Korkutucu bir şey. 7 baş, eski antlaşma yerine baktığımızda bunlar egemenlikleri temsil eder. Zaten 17. bölümde bunu açıklayacak biraz da Yuhanna bize. 10 taç, 10 boynuz son günde çıkacak. 10 kral, 10 krallar oluşan bir koalisyon, yeni bir egemenlik demek istiyor. Bunların da taçları var. Burada dikkat ederseniz yetkisini kimden alıyor? Direkt ejderhadan. Ejderha kimi temsil ediyor? 12. bölümde gördük sabah. Şeytanı temsil ediyor. Şeytan onu yetkilendiriyor ve onu gönderiyor. Sonra diyor ki başlarından biri ölümcül bir yara alıyor. İlginç bir şey. Ölümcül bir yara alıyor ama iyileşiyor. Mucizevi bir şekilde ve insanlar ona daha çok tapınmaya, onu yüceltmeye başlıyor. Onu da biraz da konuşacağız 17. bölüme geldiğimizde. Ardından 13. bölümde okuyoruz ki biri daha çıkıyor. Onun ismi sahte peygamber olarak verilir daha sonra. Sahte peygamber ama yerden çıkıyor. Yani ilk canavar Mesih karşıtı sudan çıkıyor, uluslardan geliyor. Bu ikinci canavar ise topraktan çıkıyor. Aradaki fark nedir? Yahudiler için toprak her zaman için neyi temsil eder? Kendi halklarına. Vaat edilen toprak. İbranice'de haaretz derler. Hala bugüne kadar hep kullanırlar. Haaretz. Haaretz demek bizim toprak. Vaat edilen toprak burası. Diyor ki bu ikinci canavar, ona destek veren canavar haaretz'ten çıkıyor. Muhtemelen Yahudi biri olacak. Bu ne yapıyor? Var gücüyle destek oluyor ilk canavara. Ulusların ilk canavara tapmasını sağlıyor. Hatta diyor ki bu ikincisi hep harikalar ve mucizeler yapıyor. Harikalar ve mucizeler yapıyor. Yani toplam 3 tane canavar vardır. Başta ejderha. Tamam. Şeytan. Onun güçlendirdiği sudan çıkan yeni başlı canavar. Mesih karşıtı. Ve de harikalar yapan, bütün insanların ona tapmasını sağlayan, yerden çıkan ikinci canavar, sahte peygamber. Bunlar kutsal olmayan üçlü birlik. Tamam, bizim kutsal olan var. Bunlar kutsal olmayan üçlü birlik. Ve Tanrı'ya karşı var güçleri çalışıyor, saptırıyorlar insanları, ulusları. Tamam, böyle bir ekip kuruluyor. Böyle bir ekip kuruluyor. Şimdi biraz daha ayrıntılarına gireceğiz. Kim olduklarını anlamak için sadece bu bölümde kalmamak lazım. Burada işte diyor, bu ikili çalışıyor birlikte, 666'lı bir rejim kuruyorlar, herkes onlara tapınıyor ve dünyayı bu şekilde alıp süpürüyor. Ama kim olduklarını anlamak için 17. bölüme geçmek lazım. 17. bölümde ne geçiyor? Vahiy 17. Orada bir tane kadın var. Babil. Babil dedikleri bir kadın, bu fahişeye benzetiliyor, iğrenç şeyler yapıyor ve bu kadın canavara binmiş. Sudan çıkan Mesih karşıtına binmiş. Yani Mesih karşıtıyla işbirliği yapan bir kadın. Peki kadın kimdir? Bununla ilgili pek çok teori vardı. Kimisi diyor ki bu kapitalizmdir. Kimisi diyor ki yok işte bu Roma Katolik Kilisesidir. Yok işte bu başka bir şeydir. Aslında çok uzağa gitmeye gerek yok. Metnin kendisine bakarsak söylüyor. 17. bölümün son ayeti ne diyor?
Kadın, dünya kralları üzerinde egemenlik süren büyük kenttir. Bir kenttir en başta. Hangi kenttir? Mesih karşıtının kuracağı egemenliğin başkenti. Artık egemenliği nerede olacaksa başkenti orası olacak. Anlatabildim mi? Hatta diyor ki yedi tepeden oluşuyor. Evet. Denizlerin kenarlarında yıkıldığında oradaki denizciler bakıp duruyor ve ağlıyor. İşte bir anda yıkıldın vesaire. Bir kent en başta. Tamam. Şimdi ama bizim için önemli olan onun üzerinde bindiği canavar. Değil mi? Kimmiş o canavar? Zaten açıklamaya başlıyor. 17. bölümün özellikle 6. ayetinden başlamaya okumaya başlayabiliriz. 17 ve 6. ayet. Kadının kutsaların ve İsa'ya tanıklık etmiş olanların kanıyla sarhoş olduğunu gördüm. Onu görünce büyük bir şaşkınlığa düştüm. Melek bana neden şaştın diye sordu. Kadının ve onu taşıyan yedi başlı on boynuzlu canavarın sırrını ben de sana açıklayayım. Çok iyi olur. Sağ olsun. Gördüğün canavar bir zamanlar vardı ama şimdi yok. Biraz sonra dipsiz derinliklerden çıkacak ve yıkıma gidecek. Yeryüzüne yaşayan ve dünya kurulalı beri adları yaşam kitabına yazılmamış olan canavarı görünce şaşacaklar. Çünkü o bir zamanlar vardı, şimdi yok ama yine gelecek. Bu çok çok önemli. Çünkü burada tekrarlanan bir şifre var. O canavarı tanımak için diyor ki bir zamanlar vardı, sonra yok oluyor ve bir daha çıkıyor. Ginç. Çok önemli. Tamam. Sonra ipuçları devam ediyor. 9. ayet diyor ki bunu anlamak için bilgelik gerek. Bu her zaman böyle cümle gördünüz mü? Bilin ki burada çok önemli bir şey geliyor ardından. Diyor ki yedi baş kadının üzerinde oturduğu yedi tepedir. Aynı zamanda yedi kraldır. Kadının üzerinde oturduğu demek o şehir yedi tepe üzerinde kurulu. Birçok şehir var eskiden beri bu şekilde ün yapmıştır. Roma, yedi tepe üzerinde kurulan kent diye geçer tarihte. İstanbul aynı zamanda. İstanbul etmeye gerek yok. Söylüyor kendisi. Bunların beşi düştü. Biri duruyor, öteki ise henüz gelmedi. Gelince kısa süre kalması gerek. Şimdi beşi düştü dediği, bir de biri duruyor demesi de çok önemli. Yuhanna bunları yazıyor. Kendi gününde hangi egemenlik Orta Doğu'da hükmediyordu? Roma. Dolayısıyla Roma 6.ysa kendisinden önce Orta Doğu'da hükmeden 5 egemenlik hangileridir? Mısır, Asur, Babil, Med, Pers ve Yunan İmparatorluğu. Tamam. Ve 6. da Roma oluyor. Roma geldi ve Yuhanna gününde bunlar sürüyor. Duran egemenlik Roma'dı. Peki, şimdi geldik esas önemli kısma. Diyor ki, ötekisi henüz gelmedi. Yani Yuhanna gününde henüz yoktu. Gelince kısa süre kalması gerek. Yaşamış ama şimdi yok olan o şifre, ismi bu. Yaşamış, yok oldu, bir daha ortaya çıktı. Canavarın kendisi 8. kraldır. Tamam. Burada ne gördük? 7 baş vardı. Dedi ki 6. baş Roma, 7. geliyor. Mesih karşıtı 7.'den sonra çıkan 8. bir kral. O da 7'lerden biri ve yıkıma gitmektedir. Yani Mesih karşıtı sonuncu egemenlikten gelecek. Bir zamanlar vardı, yok oldu, bir daha çıkıyor. Ne demek istiyor burada? Kısacası diyor ki Roma'dan sonra bir egemenlik daha çıkacak. O egemenlik bir süre devam edecek, yok olacak. Mesih karşıtı onun dirilmiş hali. Anlatabildim mi? Kimileri Osmanlı için aslana benzetiliyor. Ayıya benzetilen bir Med Pers egemenliği var. Ardından dört başı olan bir Pars, leopard vardır. Ve bu da Rum, yani Yunan İmparatorluğu temsil eder. Rum'la, yani Yunan İmparatorluğu ve Roma, bunlar birleşik bir imparatorluktu aslında.
Çünkü bilir misiniz, Roma İmparatorluğu süresince Yunanca konuşurlardı. Yunan kültürünü sürdürüyorlardı. Çünkü bunlar kardeştiler, Yunanlar ve Romalılar. Bu şekilde o imparator, o Pars muhtemelen hem Yunan hem Roma İmparatorluğu birleşimini temsil eder. Çünkü bir canavar daha var. E bu canavardır esas bizim için önemli olan. Daniel 7. bölümü açtınız değil mi? Evet. Bakın diyor ki bu canavar için korkunç, ürkütücü, çok güçlü dördüncü bir yaratık gördüm. Daniel 7 ve 8. ayet. Büyük demir dişleri vardı, yiyip parçalıyor, arta kalan ayakları altına çiğniyor, kendisinden önceki yarattıklara benzemiyor. 10 boynuzu vardı. Yani boynuz her zaman bir güç gösterisi, bir kral temsil eder Kutsal Kitap'ta. Diyor ki 8. ayet, ben gözümü dikmiş boynuzlara bakarken, 10 boynuz, onların arasından daha küçük başka bir boynuz çıktı. İlk boynuzlardan üçü onun önünden söküldü. Bu boynuzun insan gözü gibi gözleri böbürlenen bir ağzı vardı. Bir insandan bahsettiğini burada belirtiyor. Son canavar, büyük bir egemenlik, 10 kral ortaya çıkıyor. Biri ortasından çıkıp üçünü deviriyor ve başına çıkıyor. Küçük boynuz burada kimdir? 11. ayetten devam ediyor. Boynuzun söylediği övüngen sözleri duyunca baktım. Yaratık gözümün önünde öldürüldü. Bedeni kızgın ateşe verildi. Yok oldu. Öbür yaratıklara gelince egemenlik onlardan alınmış ancak belirli bir süre için yaşamalarına izin verilmiştir. Daha sonra biraz daha anlatıyor bu boynuz kimdir? Özellikle Daniel soruyor çünkü 15. ayetten sonra soruyor. Bunlar kim? Ne yapıyorlar diye. O da bana bunların ne anlama geldiğini açıkladı. 17. Bu dört büyük yaratık yeryüzünde ortaya çıkacak dört kraldır. Ama yüceler yücesinin kralları, kutsalları krallığı alacak, sonsuza dek ellerinde tutacaklar. Evet. Açıklıyor. Dört kral. Tabii ki Daniel özellikle kimi merak ediyor? Küçük boynuzu. 20. ayet diyor ki bunun yanı sıra başındaki 10 boynuzdan sonra çıkan öbür boynuzun ne olduğunu da öğrenmek istedim. Bu boynuzun önünde 3 boynuz düşmüştü. Sanki ötekilerden daha iriceydi. Gözleri ve böbürlenen bir ağzı vardı. Ben baktığım sırada bu boynuz kutsallarla savaşıyor. Onları yeniyordu. Eskiden beri olan Tanrı, yüceler yücesi gelip kutsalların lehine yargı verene dek bu böyle sürdü. Kutsalların krallığı alma zamanı gelmişti. Ve soruyor bu kimdir? Bu küçük boynuz diyor ki dördüncü yaratık yeryüzünde ortaya çıkacak dördüncü krallıktır. Bütün öbür krallıklardan farklı olacak. Bütün dünyayı yiyip bitirecek, çiğneyecek, parçalayacak. 10 boynuz bu krallıktan çıkacak. Yani son 10 kraldan oluşan bir egemenlik bu büyük canavardan çıkacak. Ne diyor onun hakkında? Bunlardan sonra öncekilerden farklı bir başka kral ortaya çıkıp üç kralı tahtlarından indirecek. Yüceler yücesinin kötüleyen sözler söyleyecek, onun kutsallarına baskı yapacak. Belirlenen zamanları, yasaları değiştirmeyi amaçlayacak. Kutsalların 3,5 yıl için ona teslim edilecekler. Anladık geliyor mu? 3,5 yıl artık bizi son zamanlara kadar götürdü. Manzara nedir? 4 önceki krallıkları biliyoruz. Roma'ya kadar geldik. Son krallık bir canavar. Korkunç bütün dünyayı yiyip parçalayan, ezen. Bir de onun içinde çıkan son halinde 10 kraldan oluşan yeni bir oluşum. Ve bunun içinde çıkan bir kral. Bu Mesih karşıtı. Şimdi demin vahide okuduğumuzla birleştirdiğimizde bu neyi gösteriyor? O son büyük canavar Roma'dan sonra gelen son imparatorluk Osmanlıysa bu da aynı imparatorlukları sıralıyor. En baştaki altın heykel, altın baş Babil'dir. Göğsü gümüşten, Med ve Pers iki kolu ve kalçaları ve ayakları nedir? Yunan ve Roma imparatorluğu. Değil mi? Ama nedir? Ayakları çok ilginç. İkinci bölümde ne diyor ayakları hakkında? Ayakları bir garip. Diyor ki evlilik, yani ayakları demir ve kille karışık. Yani birbirini tutmayan,
bir egemenlik. Evlilik bağıyla birbiriyle karışan ama tutunamayan bir krallık diyor. Son krallık için. Roman'ın bölümde başlıyor. Daniel yine dua ediyor, oruç tutuyor ve Rab'de yakarıyor. Rab ne olacak? Ve Rab diyor ki bak ben sana son günlerle ilgili pek çok şey anlatacağım. 11. bölüme geldiğimizde ona diyor ki 2. ayet. Daniel 11:2. Şimdi sana gerçeği bildireceğim. Pers krallığından 3 kral daha ortaya çıkacak. Şimdi Daniel bu sırada artık son günlerini yaşıyor. Bu sırada Koreş oldu. Pers krallığı ve Darius. Babil şehri üzerinde sorumlu. Ve diyor ki Pers krallığında 3 kral daha ortaya çıkacak. 4. kral öbür 3'ünden daha zengin olacak. Zenginliği sayesinde elde edeceği güçlerle ne yapacak? Herkesi Grek ülkesine karşı kışkırtacak. Şimdi bu 4. kral nedir? Bütün ordularını ta Hindistan'dan tutun. Bunları toplamış. Dedi ki biz Atina'yı ele... Sonunda Atina'yı 300 Spartalı'yı da ezdi günün sonunda. Gitti Atina'yı ele geçirdi. Ama tutunamadı. Hemen ertesi yıl orayı kaybetti. İşte burada yazıyor adamın ne yapacağını. Bütün ordularını toplayıp Grek ülkesi üzerinde yürüyor diyor. Sonra diyor ki güçlü bir kral çıkacak. Büyük yetkiyle krallık edecek ve dilediği gibi davranacak. Bu kim? Bu Yunan'ın ilk kralı Büyük İskender. Büyük İskender bu defa karşılık veriyor. Ne var ki? O gücünün doğruluğundayken krallığı darmadağın edilecek. Göğün dört rüzgarı gibi dörde bölünecektir. Büyük İskender geldi bütün dünyayı kısa 5-10 yıl içerisinde aldı. Ele geçirdi hepsini ta Hindistan'a kadar gitti adam. Ama ne oldu? Gururundan dolayı artık daha başka fethedecek bir yer kalmadığı için bu defa döndü Babil'e ve sarhoşluk içerisinde kan kusarak öldü adam. Daha 33 yaşındaydı. Dünyayı fethetti. Ve kendi bir varisi olmadığı için, bir oğlu olmadığı için imparatorluğu 4 generali arasında dağıldı. Dağıldı ve özellikle kuzeyde Selanikler, yani Selanik değil de Selukiler vardı. Selukiler vardı, şimdiki Anadolu, Suriye, İran toprakları üzerinde Selukililer vardı. Güneyde de Ptolemiler vardı, Mısır toprakları üzerinde. Ve bu böyle iki tane güç vardı özellikle yıllar sonrasında ortaya çıkan ve hep rekabet içerisinde süren iki güç var. Ve Daniel 11. bölümün devamı bu iki güç arasındaki giden gelen savaşları anlatıyor. Ama o kadar ayrıntılı ki. Yani o kral bunu yapıyor, o ona kız veriyor, o ona rüşvet veriyor, o gidiyor, o saldırıyor. Hepsini tane tane anlatıyor. Tane tane anlatıyor. Orada çok büyük bir olay var. Sonra geldik 11. bölümün 35. ayette. Tamam mı? Ve bu rekabeti tarih içerisinde Mesih'ten hemen önce geçen bu rekabeti bırakıp son günlere atlıyor. O 35. ayetin sonunda diyor ki çünkü son yine de belirlenen zamanda gelecek. Ve 36. ayette gelince artık gelecek bir kraldan bahsederek diyor ki kral dilediği gibi davranacak. Bu kimdir? Tanrıların tanrısına karşı duyulmamış sözler söyleyecek. Tanrı'nın öfkesi tamamlanıncaya dek başarılı olacak. Çünkü tasarlanan yerine gelecektir. Kral hiçbir tanrıya, atalarının ilahlarına da, kadınların bağlandığına da ilgi göstermeyecek. Kendisini hepsinden üstün görecek. Mesih karşısına atıyor. O kadar gururlu. Ama burada nereden geldi çok önemli. İsrail'in kuzeyinden. İsrail'in kuzeyinden. Eski Seluki İmparatorluğu'nun bölgesinde geliyor. Ama tabii ki daha sonra görüyoruz bu Mısır'a saldırıyor. Güneydeki saldırıyor. Sonra İsrail'e saldırıyor ama sonunda bu yok ediliyor. Ve böyle bir manzara ortaya çıkıyor. Selukiler kuzeyde, güneyde Ptolemiler gidip geliyorlar. Arada Yeruşalim sürekli olarak böyle ping pong topu gibi gidip geliyor. Bir ona bir ona. Ta ki bu adam saldırana ve orayı ele geçirene kadar. Kuzey kral. Tamam mı? Kuzey kral burada Mesih karşıtı için söylenen bir sözdür. Kuzey kral. Şimdi geldik Hezekiel. Çünkü Hezekiel'de yine aynı o bölgeden çıkan bir kraldan söz ediliyor. Hezekiel 38
Bu Daniel'den hemen önceki bölüm. Tamam. 38. bölümün başında diyor ki, Rab bana şöyle seslendi. İnsanoğlu yüzünü Magog ülkesinden, tamam, burada Türkçe Roş diye çevirilmiş. Aslında Roş kelimesi İbranice'de baş demek, önder demek. Burada demek istediği şu, Magog ülkesinin başı, Magog ülkesinin önderi demek istiyor. Roş diye bir ülke yoktur. Tamam. Meşek'in, Tuval'ın önderi Gog'a çevir. Ona karşı peygamberlik et. De ki egemen Rab şöyle diyor. Ey önder, yani Magog'un başı, Meşek Tuval'ın önderi Gog, sana karşıyım. Seni geldiğin yoldan geri çevirecek. Çenelerine çengel takacağım. Seni ve bütün ordularını atlarla, tam donanmış atlıları, küçük büyük kalkanlı, hepsi kılıç kullanan büyük kalabalığı dışarıya sürükleyeceğim. Onlarla birlikte hepsi kalkanlı, miferli, perslileri, kuşluları, putluları, Gomer'in bütün ordusunu, uzak kuzeydeki Beyt Togarma'nın bütün ordusunu ve yanındaki birçok ulusunu sürükleyeceğim. Neymiş? Gog isminde bu adam önder, büyük birçok ulustan ordu toplamış, İsrail'i yok etmek için geliyor. Rab onu elin tersiyle bir vuruyor ve ordularını yok ediyor. Şimdi burada bahsedilen ülkelere bakarsak çok ilginç. Hezekiel'in gününde Meşek, Tuval ya da Gog ya da Gomer neredeydi? Bu çok önemli. Meşek, Tuval günümüzdeki Türkiye, Libya. Gomer bu günümüzdeki Suriye. Tamam. Beyt Togarma, Beyt zaten önce söyledim size, ne demek Beyt? Ev. Ev demek. Evde. Togarma'nın evi. Togarma'nın torunları demek bu. Tamam. Togarma'nın soyundan gelenler. Togarma yine bu Orta Asya'daki ülkeler. Tamam. Şimdi diyor ki bu uluslar birleşiyor. Kaç tane oluyor? 8 tane ulus oluyor. Ve bunlar kimin üzerine geliyor? İsrail. İsrail'in üzerine geliyor. Gomer, Put, Kuş ve Beyt Togarma. 7 var. Artı Magog'un önderi Gog olduğu 8. Şimdi biraz matematik yapalım. Önce 10 boynuz vardı. 10 boynuzdan 3 tane söküldü. Etti? 7. Mesih karşıtı çıkmış başlarına, etti? 8. Bak aynı olaydan bahsediyoruz. 8 ulusun birleşiminden ve son saldırı vahide geçiyor. Diyor ki o kadar çok ordu, o kadar çok insan yıkılıyor ki, kanlar oluk oluk akıyor. Ondan sonra ne oluyor daha? Diyor ki cesetler doluyor topraklar. Ve kuşları çağırıyor. Gelin bunları yiyin. Hem Ezekiel'de hem Vahiy'de aynı sözler geçiyor. Yani ikisi aynı Armageddon Savaşı'nı anlatıyor. Anlatabildim mi? Şimdi bunları birleştirelim biraz. Hepsi ilk ucu. Yapboz parçalarını şimdi ortaya koyalım. Canavarın kökü ne olacak? Biraz merak edersek, bu son egemenlik nereden çıkacak? Uluslardan gelir. Mesih karşıtı kendisi muhtemelen diğer uluslardan, Rabbin halkına nefret kusan biri olacaktır. Öbürü Mesih, sahte peygamber ise muhtemelen İsrailli. Yahudi biri olacak ve ona gücünü verecektir. Hain biri. Şimdi Orta Doğu'da yeniden dirilmiş bir krallığın önderi.